değerli izleyiciler. Bitlis Lezzetleri Yemek Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Yine dolu dolu menülerle karşınızdayız. Arzucuğum, bugün menümüzde neler var? Bugün menümüzde Sultancığım Şemşemok var. Şemşemok. Bir de Glorik. Oo, iki tane Bitlis yöresine ait yemek. Evet. Çok güzel. Önce hangi yemeğimizden başlıyoruz? İlk başta Şemşemok'tan başlayalım. Tamam, çünkü olur. Onun hamurunun dinlenmesi gerekiyor. Ayrıyeten iç malzemesini dondurmamız gerekiyor. Çok güzel. Tam o zaman malzemeleri sayalım istersen. Sayalım. Biraz kızıl, biraz da yağlı kıymamız var. Evet. Domates salçamız. Evet. Maydanoz, bir adet soğanımız var. Un, pul biber, baharat ve tuzumuz var. Çok güzel. Hemen o zaman yemek yapım işlemine başlayalım. Başlayalım. Tamam. İstersen ilk başta tavamıza şeyimizi alalım, kıymamızı. İyi olur. Bunu ocağa koyalım, yavaş yavaş kendini bıraksın. Kavuracağız. Hı, bu yağ da kavrulacak. İçinde yağlı kıyma var ya. Onun yağında tamamen ekliyor kendi muyuz yağ yoksa? Biraz sonra yağ ekleyelim. Tamam. Çok güzel. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hamurunu hazırlayacaktık bile, değil mi? Hamurunu yeğenime alayım ben. Rendemizi de alalım. Soğan rendeleyeceğiz çünkü. Şöyle. Ben de ikinci işlemde. Önce hamurumuzu yapacağız. Değerli izleyiciler, ilk önce Şemşemok adlı yemekten başlıyoruz. İki aşaması varmış. Önce hamuru, daha sonra iç harcını hazırlayacakmışız. İç harcı için kıymaları ocağımıza koyduk. Şimdi hamuru hazırlayacağız. Bakamadım, bitti bunda ya. Evet. Suyumuz hamurumuz için değil mi? Evet. Alalım bu tarafa o zaman suyumuzu. Şöyle biraz ekleyeceğiz. Hamur yapımı. Şu an. Tuzumuzu ekliyoruz. Tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi Sultancığım, ben suyunu ekleyeceğim yavaş yavaş. Evet. Ben de toparlamaya çalışayım onu. Tamam. Suyu ekleyebilir misin? Tamam, olur. Azar azar veriyorsun. Tamam, yeterli şimdi. Ben de buraya bakayım istersen. Hiç yağ koymadık değil mi Arzucuğum? Hiç yağ koymadım. Kendi yağımda şu anda. Kıyma kendini bıraktıktan sonra soğanı rendeleyelim içine. Kameramanınızı buraya istiyorum. Yağ katmamamıza rağmen kesinlikle yağ koyulmadı gördüğünüz üzere. Kıyma tamamen kendi yağını verdi. Kendi yağında kavuracağız. Şimdilik yağ koymaya gerek yok diye düşünüyorum ben de. Koyalım. Yoğurma işlemini yapıyor Arzu. Çok az bir su alabilir miyim? Çok az. Şöyle elimi ıslatacak kadar. Tamam.
falan kullanmıyorum sen bunun içine. Hayır, hayır. Tamamen un, tuz ve su. Başka hiçbir şey katmadan yaptık. Sert bir hamur olması gerekiyor. Çok yumuşak olmayacak. Kendini bırakıyor yumuşak hamur olduğu zaman. Evet. Haşlama işlemi olacak. Hem haşlama hem kızartma işlemi olacak çünkü. Haşlamada zorlanmayalım diye hamurumuz birazcık sert olması gerekiyormuş. Öyle görüldüğü gibi hamurumuz oldu, toparlandı sanki. Evet. Hamuru yaptıktan sonra ne yapıyoruz peki? Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız Sultancığım. Dolaba bırakıyoruz. Hı. Yok, dolaba değil, oda sıcaklığında öyle dinlenmeye bırakacağız. Diğer yandan kıymamızı hazırlayacağız. Tamam, ben kıymaya bakıyorum zaten. Soğanımızı falan rendeleyelim. Rendeleme işlemini ben yapayım istersen oturarak. Olur. Şöyle tutayım ben. Maydanozumu da yıkamıştık zaten. Oradan ver bana istersen. Önce maydanozlarımızı kıyalım. Sana zahmet, bana bir tane de bıçak verebilir misin Azu? İnce ince kıyıyoruz. Hı hı. Şu suyumuzla işimiz bitti mi? Bitti, onu alabiliriz. Tezgahımızın üzerine de alalım bunu. Su deşi bitti, şöyle dursun. Bu arada Sultancığım, biz malzemelerden birini unutmuşuz. Hangisi? Pirinç haşlamamız gerekiyor. İçi içi mi? Yapalım, önemli değil. Hemen haşlayabiliriz. Ne kadar bir pirinç olacak yalnız? Bu da tahminimce yarım su bardağı veya bir su bardağı olabilir. Kıymaya göre tamamıyla. Tabağı benim için koydun herhalde. Evet. Küçük bir tenceremiz vardı. Bu işlemimiz bitti. Pirincimizi çizecek, suyumuzu kaynatalım. Bu kaşık senin kaşığın sanırım. Alabilirim. Şunu da lavaboya dökebilir miyiz? Geri mi vereceğim? Evet, içine rendeleyeyim diyorum.
1 adet soğanımızı rendeliyoruz. Soğanı mı bekliyorsun sen de? Hı hı. Şunlara gerek yok sanırım. Bunlarla da işimiz bitti. Kıymamızın tamamıyla kendini bırakmasını bekliyoruz. Pirincimizi önceden haşladık biz. Kıymaları yapma sırasında. Kıymalarımız hazır. Pirincimizi de ekliyoruz. Salçamızı da ekliyoruz. Salçamız. Yalnız bugün hakikaten dayanamıyorum bakarken. Güzel güzel kokular çıkınca da. O kıymanın kokusu kavrulduğu zaman. Soğanla bütünleşmesi. Beni aldı götürdü yani. Altını açalım istersen onun biraz. Yağ gerekiyor mu şimdi? Hiç gerek yok Sultancığım. Yeterince yağlı zaten. Maydanozlarımızı ne zaman bırakacağız? En son maydanozlarımızı katacağız. Baharatlarımızı daha katacağız. Biraz salçasını yedireyim. Harika olacak. Evet. Sen pirinci biraz diri mi bıraktın? Hiç dağılmıyor çünkü. Ezilmiyor. Ya ezilmemesi gerekiyor tabii ki. Biraz böyle... Çok çok öyle hamur olmasına, lap olmasına da gerek Harika yok. Harika görünüyor. İçim gidiyor, ben bakamayacağım. maydanozumuzu getireyim mi? Önce baharatları alayım Sultancığım. Tabii ki. Al kaşık vereyim ben sana. Tatlı kaşığı kadar baharat ekliyoruz. Biraz daha. Şunu al canım. Tuzumuzu da vereyim. Bir yemek kaşığı da pul biber ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Tuz da ver. Evet, şunu alırsam. Tercihe göre karabiber de eklenebilir. Baharatlar tamamen tercihe göre değil mi? Evet. İsteyen daha acı yapabilir. Biz acı seviyoruz zaten ekip olarak. O yüzden bol bol koyuyoruz. Evet. Recep de o kadar acıkmış ki yani ayakta bile duramıyor fark ediyorum. Tencerenin içine girmek üzere. Farkındayım yani. Tamam uzaklaşabiliriz şimdi.
Maydanozumuzu ekliyoruz. Şöyle altını biraz kısıyorum. Normalde Sultancığım, bu şemşemokun iç malzemesini bir gün önceden ben hazırlıyorum. Aa, neden? Dondurucuda, dolapta bunun donması gerekiyor. Daha rahat yapım için. Çok güzel. De bizim öyle bir şansımız yok. Öyle bir şansımız yaptığımız yok. Sırada, beklettiğimiz kadar bekleteceğiz. İkinci yemeğimizi geçeceğiz. O arada o biraz esnada, beklesin. Evet, bu biraz beklesin. Çok haklısın. Bunu belirteyim ben. Akşamdan yapılırsa daha rahat olacaktır. Şey, hamurun içine rahat girer. Evet. O açıdan diyoruz. Şöyle soğuması için bırakacağız. İç hardımızı hazırladık. Onun farklı bir işlemi kaldı mı? Kalmadığını düşünüyorum. Kalmadı. Tencerenin ağzını açık bırakacağız. Soğuması gerekiyormuş çünkü. Evet. Biz ise ikinci yemeğimiz olan glorik. Glorik. Onun malzemelerini hazırlayıp onun yapımına geçeceğiz hemen. Evet, ikinci yemeğimizin malzemeleri hazır. İkinci yemeğimiz neydi Arzucuğum? Glorik. Glorik. O zaman hemen gloriğin malzemelerini sayalım. Hı hı. Domates salçamız var. Başka? 2 adet domatesimiz var. Yağsız dana kıymamız var. Gene pul biber, tuz ve köftelik bulgur. Bir de suyumuz var. Hı-hı. Yoğurma için. Evet. Tamam, o zaman hemen yapım işlemine geçelim istersen. Tamam, ben kabımı alayım gene. Tamam. Bu kez yine yoğurmalı bir yemek. Glorik. Bunun da iç harcını yapmıştık. Öyle mi hatırlıyorum ben? Hamuru... içli köftenin hamuruyla birebir aynı. Evet, onun gibi birebir aynı. İşte farklı oluyor. Bu daha farklı. Evet. Ben hemen kıymamızı alıyorum. Sultancığım, sen bana bir yemek kaşığı kadar pul biber verebilir misin? Veririm hemen. Tuzumuzu ve pul biberimizi alalım ilk başta. Tamam, yeterli. Sosuna da katacağımız için. Bir yemek kaşığı da bundan mı? Hı. Tuzumuzu da bir yemek kaşığı ekliyoruz. Biraz daha alabilirim. Çünkü bulgur da eklenecek ya. Olur. Hı. Ben önce bunu bir yedireyim. Yine aynı yoğurma işlemi yapıyoruz. Yoğurma işlemi iyi yoğurmamız gerekiyor ki hamuru tutabilsin herhalde, değil mi? Arzucuğum. Hamurumuz iyi olsun, dağılmasın. Gevşemesin, dağılmasın diye. İyi yoğuracağız yine. Sultancığım, bulguru alabilirim. Ne şöyle kadar bardakla bir su? Ölçersen. Su nereden çıktı ya? Ne kadar bir bulgur? Şurada bardağımız var zaten. Yeterli sanırım. Dökelim onu. Bir tane daha alayım. Tamam, şimdilik yeter. Salça ve domatesler sosu için. Suyu yine katacağız çünkü. Aynen. Biraz daha bulgur istiyorsun Sultancım, sanırım. Evet, bir yarım su bardağı kadar daha alabilir miyim? Evet, vereyim ben. Tamam, yeterli, yeterli. Tamam. 2,5 su bardağı olmuş oldu. Hı.
yoğurma işlemimiz devam ediyor. Yine çok yoğuracağız. Evet. Biraz su alabilir miyim? Vereyim mi su? Alayım biraz daha. Yumuşatmamız gerekiyor. İşlemimiz tamamlandı. Bizler oturduk. Glorik için yuvarlama yapacağız. Evet. Tamam Marzucuğum. Daha önce bu işlemi yaptığım için yapabiliyorum. Küçük küçük yapmıştık. Hı-hı. Kare aşıdaydı sanırım. Evet, misket şeklinde. Evet. Şöyle. Avucumuzun içini alıyoruz izlemeyen izleyicilerimiz için. Sonra böyle yuvarlıyoruz. Hamur yapmışsın sen öyle. Bugün istek var bu yemek üzerine. Yoğun istek üzerine diyoruz. Evet. Ekipteki arkadaşları da mı çağırsak yardıma? Ekip arkadaşlarımız istemiş. Onlar için İstemişlerse yardım da edebilirler bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bence de ama. Bak bak. Hayır diyor. Ne olacak ki yani? Sadece kadın yapacak diye bir şey yok bence. Ama erkek aşçılar da var yani. Bu tabii gerçek, ki ve çok güzel etsinler. Yapıyor. Ben erkek aşçıları çok beğeniyorum. Çok da güzel yapabileceklerini düşünüyorum. Arkadaşlarımın. Ve şu an birbirlerini gösteriyorlar. Bence hak ettiler gelip yapmayı. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden susalım bence de. Topu ona atıyor yollamak için. Yapmayacaklar ya. Evet. Neyse yapıyoruz biz. Bugünlük es geçiyoruz. Sakın ola Mesut da montajlamasın bu arayı. Çağırdım ve gelmediler. Sakın Mesut. Sona erdi. Avcım şimdi ne yapıyoruz?
Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. İstersen şu şekilde yapalım. Şimdi pişirmeyelim bunu. Hı hı. İkinci yemeğimizin adı neydi? Şemşemok. Şemşemok. Şematok diyenler de oluyormuş. Varmış. Hatta evet, bir ismi daha vardı onun. Hatırlamaya çalışıyorum ama. Hatırlayamadım ben de. Farklı farklı isimler söylüyorlar. Ben Şematok olarak biliyordum. Arzu Şemşemok diyor. Mutlaka başka başka isimleri de vardır ama onun yapımına geçeceğiz biz hemen. Onu biz yapalım. Burayı toparlayalım. Bunun pişirme işlemi onun pişirme işlemiyle aynı anda gelsin. Beraber pişiririz evet. Aynen aynen. Bunu alayım masadan. Evet, hamurumuz hazır. Malzemelerimizi de hazırladık. Arzum yapım işlemini hemen geçelim istersen. Geçelim. Hamurumuz da çok güzel kıvamına gelmiş. Kesinlikle. Bakayım bir. Baksana lastik. Evet. Şimdi şöyle küçük küçük. Bunun ismini hatırlatayım bir daha. Şemşemok diyenler de oluyormuş. Şemetok diyenler de oluyormuş. Bir de ekipten bir arkadaş dedi. Bımbuloz diye bir şey işte. Yani ismi belki komik gelebilir ama her insan çok farklı diyor. Biz Şematok deriz. Arzu Hanım. Şemşemok derim. Onlar öyle diyormuş. Ekipteki arkadaş Fuat abimiz de Bımbuloz ismi dedi. Yanlış söylediğimizi söyledi ama dediğimiz gibi herkes farklı farklı söylüyor. Şöyle şu şekilde Sultancığım. Hamurumuzu avucumuzun içine alıp şu şekil. Yapabilsem, becerebilsem güzel olacak da. Şöyle. Şöyle. Kenarlar ince olması gerekiyor hamur kalmasın diye. Hı hı. Bu şekilde. Buzluğumuza da koyduk. Bekleme süresinde. İyi donmuş ama o arada. Tamamen poğaça gibi görünüyor. Ama ismi değişik. Sen şunu yap Sultancığım ben. Elektriğimiz gidince sularımız da gitti. O yüzden sıcak suları ocağımıza bıraktık. Şimdi domatesle yağımızı yağda kavuruyoruz domatesimizi. Evet. Bugün çok zor şartlarda yemek programı yapıyoruz sizlere. Ciddi anlamda zor şartlardayız. Elektrik gidince sular da hemen kesildi. O yüzden sularımızı bıraktık. Biz suyumuz kaynadı. Şöyle çok az bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonra
Şimdi tek tek haşlamaya bırakıyoruz bunları. Piştiğini nereden anlıyoruz Azucuğum? Üste mi çıkacak yine yoksa? Hem üste çıkacak hem artı içine açıp bakacağız bir tane. Anladım. Bir taneye feda edeceğiz yani anlayacağım. Zaten kıymalar kavrulmuş, pişmiş. Hamur sadece olsun. Hamurun pişmesi gerekiyor. Domateslerimiz de hazır. Ben bunu hemen salçasını ekliyorum. 3 yemek kaşığı salçamız demiştik zaten. Evet. Salçamızı da kavuruyoruz. Suyumuza bakmak istiyorum ben bir daha. Kaynamak üzere sanki o da. Bu sırada salçamızı kavuralım. Kavurma işleminden sonra zaten baharatı şimdi mi atacağız Arzucuğum? Kavurduktan sonra. Atacağım. Baharatımızı. Pul biberini atacağım. Pul biberimizi atacağız. Daha sonra suyunu ekleyeceğiz. Hı-hı. Köftelerimizi haşlamaya bırakacağız tamam. Bu sefer. Şimdi bir yemek kaşığı pul biberimizi gene ekledik. Şimdi de tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu da ekliyoruz. Hemen ben suyunu alacağım. Suyumuz kaynadı. Şöyle. Kaynayan suyumuzun içine köftelerimizi atacağız. Bu şekilde. Gerçekten az önce zor şartlarda yapıyoruz dediğim zaman güldün. Ciddi anlamda zor şartlarda yapıyoruz. Ocağın birini açık unuttuk bu arada. Ben oraya alacağım o yüzden açık bıraktım. Tamam. Sultancığım. Orada gür ateşte kaynaması gerekiyor. Şöyle. Suyumuz yeterli mi? Yeterli. Bu arada şemşem oklarımız da kaynıyor. Biraz daha pişmesi gerekiyor bunlar. Bence de ister evet. Biraz daha. İstersen kapağını kapatmayalım dökülmesin. Tamam. Gördüğünüz gibi iki yemeğimiz de şu an ocağın üstünde pişiyor. Piştikten sonra servis işlemini yapacağız. Şimdi istersen oturalım artık biz Arzucuğum. Pişmesini bekleyeceğiz. Tamam önce. Canım. Evet, yemeklerimizi servis ettik. Abicim son işlemlerimizi halledelim istersen. Son işlemimiz biberli yağ dökeceğiz yine. Şekilde. Çok güzel oldu. Evet. Biberli yağımızı da döktük. Şemşem okutu değil mi? Şemşem evet. Okumuza. Evet, yemeklerimizin servisi hazır. Arzucuğum eline koluna sağlık tekrardan. Afiyet olsun. Tekrar yemeklerin çok çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun. Ben programı kapatayım. Olur.
Bir programın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Mutlu kalın.